İyi akşamlar. 6 Aralık 2023 Çarşamba saat 19. Fox Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugünkü etiketimiz bakalım bakalım. Aynen böyle. Bakalım bakalım. O zaman başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Yunanistan'a gidiyor. Resmi bir ziyaret. Fakat bir söyleşi, bir röportaj vermiş Yunan basınında da anladığım kadarıyla. Oradan anlaşılan şu, bir gece ansızın gelebiliriz sözünü Yunanistan'a dememiş. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı bir gece ansızın geliriz dedik. Gördüğünüz gibi yelkenler büyük ölçüde inmiş durumda. U dönüşlerine bir yenisini daha ekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl önce Yunanistan'a yönelik kurduğu bir gece ansızın gelebiliriz cümlesinin Atina ziyareti öncesi Yunanistan'a yönelik olmadığını, terör örgütlerine yönelik olduğunu söyledi. Demek adalarımızı terör örgütleri işgal etmiş vaziyette. Ey Yunan, bak tarihe bak. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Bir gece ansızın gelebiliriz. Eylül 2022'de Yunanistan'ın adaları silahlandırmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı. Yunan Başbakanı Mitsotakis bir gece ansızın geleceği tehdidinde bulunanları gün ışığında bekliyoruz yanıtı vermişti. Erdoğan'a bir yurt dışı gezisinde de Yunan gazeteci o sözlerini sormuştu. Konuyu anlamışsın aslında. Sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız bir gece ansızın gelebiliriz. Ankara-Atina hattında buzlar eridi. 6 yıl aradan sonra Yunanistan'a gidiyor Erdoğan. Ziyaret öncesi de bir Yunan gazetesine konuştu. Yeni bir sayfa açmalıyız dedi. Bir gece ansızın gelebiliriz sözleri de soruldu yine. Bu kez Erdoğan o cümleyi Yunanistan'a değil Türkiye'yi tehdit eden terör unsurlarına karşı kurduğunu söyledi. Erdoğan'la çelişmeyen bir tavıra tanık oluyoruz biz. Bu tam bir Erdoğan klasiği. Mitsotakis'e bakın buradaki ifade my friend diyor. Dostum Kriakos diyerek dost olarak hitap ediyor. Sayın Mitsotakis'e neyi söyleyeceğimi sordunuz. Kendisine şunu söyleyeceğim. Kriakos dostum siz bizi tehdit etmedikçe biz de sizi tehdit etmiyoruz. Gel iki ülke arasındaki güveni sağlamlaştıralım. Artık benim için Mitsotakis diye birisi yok. Siz Yunanistan'ı bir gece ansızın gelebilirim diye ikaz ediyorsunuz, tehdit ediyorsunuz. Mitsotakis'e seninle bütün ilişkin bitmiştir diyorsunuz. Arkasından bir yıl sonra dostum Mitsotakis diyorsunuz. Bunlar artık hani sadece içeride değil dışarıda da alay konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim için Mitsotakis diye birisi yok dedikten sonra Yunan Başbakanı'yla iki kez görüştü yüz yüze. Birçok kez de telefonla. Erdoğan şimdi 6 yıl aradan sonra Atina'ya gidecek. Adalar, Kıbrıs, Doğu Akdeniz gibi iki ülke arasındaki temel sorunları yüz yüze konuşmak için. Fevri davranışlar, çıkışlar, akla gelen ilk sözlerin ifade edilmesiyle bir ülkenin dış politikası ciddi bir şekilde sürdürülemez. Yanlıştan dönülmesi iyidir. Efendim, böyle iyi mesajları doğrusu ben çok eleştiremiyorum. Onu söylemem lazım. Türkiye ile Yunanistan hep kötü gün dostu falan diye anılıyor. İyi günlerde pek görüşmüyorlar. İyi günlerde görüşmelerinde fayda var. Bütün komşular için aynı şey söz konusu. Dolayısıyla verdiği mesaj tutarsızlıklar içerse bile şu konuyla ilgili olarak ne diyelim. Ama sözünüzün gücü olması için bunlarda bir tutarlılık olması lazım. Mesela sözünüzün gücü nerede olmalı? İşte Gazze'de çekilen İsrail zulmünü biliyorsunuz. Orada hep dedim ki sözünüzün gücü olmalı. İşte böyle olabilir. Tutarlılıkla olabilir. Neyse. Bakacağız bakalım oradaki gelişmeler nelermiş. Yarın bahsedeceğiz. Fakat arkadaşlar dursun o. Şimdi geleceğim oraya. Katar dönüşü gazetecilerle sohbetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu bir cümle var. Şimdi öbür habere geçiyoruz. O aslında sözün gücüyle ilgili bana kalırsa üstünde dikkatle durulması gereken bir şey, bir ifadedir. Efendim muhalefetten Erdoğan'a İsrail ile ticareti durdur baskısı.
7 Ekim'den bu yana giden Türk gemisinin sayısı 350'yi geçti. Bu gemilerin kimlikleri tek tek çıkarıldığında birçoğunun AK Parti ile iktidarla doğrudan ilişkili iş adamları olduğu da ortaya çıkıyor. İsrail'in demir çelik ihtiyacının 1/3'ü Türkiye'den gidiyor arkadaşlar. Jet yakıtları Türkiye'den gidiyor. İktidarın çocukları bunu yapıyor. Biz AK Partili dostlarımızla birebir görüştüğümüzde onlar da bu durumdan rahatsız. İlişkileri askıya alırsak dolar yükselir, borsa düşer, ekonomik kriz olur. Bu ilişkileri askıya alamıyorlar. Muhalefet Gazze'de katliam yapan İsrail'le ticari, siyasi tüm ilişkiler askıya alınmalı derken, Türkiye'den gemilerle ticaretin devam ettiğini söylerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüş uçakta İsrail'le ilişkilerini sürdüren Batı'yı hedef aldı. İsrail'e yönelik başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm batılı ülkelerin gerek nakdi, gerek silah, mühimmat, araç gereç gibi aynı ve parasal olarak sınırsız destekleri ciddi manada Batı'nın şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı. Bırakın Avrupa Birliği'nin ne yaptığını, bırakın Birleşmiş Milletler'in ne yaptığını. Ey iktidar sahipleri, siz niçin hava sahalarınızı hala İsrail uçaklarına kapatmıyorsunuz? Siz niçin ticaret gemilerinize hala ambargo uygulamıyorsunuz? Olay tamamen duygusal. Ülkemiz ekonomik olarak büyük bir krizin, felaketin eşiğinde bulunduğundan herhangi bir travmaya, herhangi bir müdahaleye cesaretleri olmadığından GM'nin gidişini durdurmuyorlar. Çok ya. Yüz kızartıcı bir video. Bu çekilebilenler, o Gazze'liler İsrail askerinin girdiği iç çamaşırına kadar Türkiye'den gitmesine ağlıyor. AK Partili milletvekillerinin de İsrail'le ilişkilerin sürdürülmesinden rahatsız olduğunu ama bunu dile getiremediklerini söylüyor. Saadet Partisi milletvekili Necmettin Çalışkan, Davutoğlu'da grup toplantısında Türkiye'den İsrail'e gönderildiği iddia edilen ürünlerin videolarını izletti. İletişim Başkanlığı o görüntüler 2021 yılına ait demişti. Hadi diyelim ki sizin dediğiniz doğru, bu 2021 yılına ait. İsrail 7 Ekim'de mi zalimleşti? 7 Ekim'de mi terörist oldu? Askeri anlaşmalar sürüyor sağlam bir şekilde. Ticari ilişkiler sürüyor sağlam bir şekilde. 300'den fazla gemi İsrail'e mal gönderiliyor. Çimento gönderiliyor, çelik gönderiliyor, barut gönderiliyor. Muhalefet İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana süren gemi ticaretini gündemden düşürmüyor. İktidarsa çağrılara sessiz. Efendim, tam bu İsrail'e karşı sözün gücü de önemli. Netanyahu biliyorsunuz bir cani, bir katil. Yaptıklarını görüyorsunuz. Bugün değil, hep öyleydi zaten. Hep öyleydi. Bildiğimiz bilmediğimiz yığınla tarafları var. Ve Netanyahu'ya karşı küresel sivil toplumla dayanışma içinde, İsrail muhalefetiyle dayanışma içinde hareket etmek lazım. Bu adamın böyle ülke yönetmesine müsaade edilemez. Netanyahu'dan bahsediyorum. Ve ticarette sürüyor, görüyorsunuz. Sürekli konuşmalar var ama sözün gücü var mı? Yok. Bakın, Katar dönüşü. İsveç'in NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki parlamento karar verecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsediyor. Ben Cumhurbaşkanı olarak parlamentoya sevk ettim. Görevimi yaptım. İsveç'in NATO üyeliği konusunda İsveç'e onay teklifi. Görevimi yaptım. Teşekkür ettiniz. Kim teşekkür etti? Anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri. Konu F-16 konusu çünkü. Ve Joe Biden. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin şuuru yerinde mi değil mi, orası bile belli olmayan başkanından bahsediyoruz. Teşekkür ettiniz. Görevimi yaptım. Teşekkür ettiniz. Peki sizce burada bir sorun yok mu? Hatta iki soru. Cumhurbaşkanı görevi tümüyle milletle ilgili. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları, seçmenleri, Türk milleti. Ona karşı görevi var. Yetkisi seçilmiş olmaktan kaynaklanıyor. Parlamentoyla bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde parlamentonun üstünde görünüyor. Zaten çoğunluğu da orada. Dolayısıyla aslında iki dudağın arasında. Etkisi fiilen. İki dudağın arasında diyoruz, meclise çoğunluğu var. E peki Cumhurbaşkanlığı bunun karşılığında iddiasını teyit etmek için F-16 meselesi. Ben görevimi yaptım, gönderdim. Siz de teşekkür ettiniz der mi, diyebilir mi? Başka bir ülkenin işte devlet başkanına, bir şeye ya da neyse siyasetçisine. Amerika Birleşik Devletleri. Yani nezaket dışında bu söylenebilecek bir şey midir? Buradaki görev ne?
Sözün gücü bununla ilgili bir şeydir. Ben bir talihsiz bir ifade olarak gördüm. Belki de yanılıyorum. Bakalım. Konuşulsun. Görürüz. Efendim şimdi geçelim iç siyasete. İstanbul'a aranan aday henüz bulunamadı. Yeniden İstanbul bu mücadelenin parolalarından biri olacaktır. Halkımızın kabul gördüğü veya kabul gösterdiği kriterler neyse biz o kriterlerle adayımızı belirlemenin gayreti içerisinde olacağız. Arkadaşlarımızla beraber enine boyuna analiz yapıyoruz. CHP İstanbul ve Ankara'da mevcut başkanlarla yola devam derken AK Parti'nin iki büyük şehirde kime aday göstereceği merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşü uçakta konuştu. Aday belirleme süreci devam ediyor dedi. Belediyecilikten gelmiş bir siyasetçiyim. 40 yılımızı buna verdik ve halkımın ilgisi, alakası, muhabbeti kimedir, neyedir, hangi kriterler, hangi adayda olursa halkım ona teveccüh eder, bunları az çok biliyoruz. Yeniden İstanbul zaten 2019'da başladı. Geçmiş ola bir an önce Cumhur İttifakı adayını açıklasın. Bizim belediyecilik anlayışımızı temsil etmeyecek, bizi hayal kırıklığına uğratabilecek kimseyi listelerimizde göremeyeceksiniz. Çok nitelikli arkadaşlarımız mevcut ve en iyisine karar verip milletimizin huzuruna çıkıp destek isteyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermedi. Olası adaylarla ilgili bir ipucu da Murat Kurum, Selçuk Bayraktar, Tevfik Göksu'nun yanında Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın da ismi geçiyor AK Parti'nin İstanbul adayları arasında. Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz. Türk milletine ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz. Eski dosttan düşman olmaz. Bu mücadeleyi başkasının yazdığı senaryoya figüran olmadan, başkalarının siyasi kariyerlerine zıplama tahtası olmadan, başkasının sevabına da günahına da ortak olmadan özü başımıza hür ve müstakil olarak vereceğiz. Kurucular kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Muhalefet cephesinde ise gündem CHP'nin işbirliği teklifine İYİ Parti'nin hayır yanıtı. İstanbul Milletvekili ve Kurucular Kurulu üyesi Ayşe Sibel Yanık Ömeroğlu da İYİ Parti'den istifa etti. İYİ Parti'nin meclisteki milletvekili sayısı 39'a düştü. Erlik günü gelip çatmış İYİ Parti tüm neferlerine artık meydan görünmüştür. Tayyip Bey helikoptere binip Arap şeyhlerine arsalarımızı helikopterden pazarlamasın diye bütün milletimizle ittifak yapacağız. Bizim için de vakit artık ayağa kalkma vaktidir. Özgür Özel'le Akşener'in işbirliği zirvesi yaptığı günlerde Ekrem İmamoğlu'nun da İstanbul'da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldiği ortaya çıktı. İmamoğlu İnce görüşmesinde yerel seçimde işbirliği konuşuldu. Evet, çok bu yönde soru da geliyor. Günlerdir, haftalardır da. Biz de değiniyoruz ama bugün özellikle ayrıca değiniyoruz. Deprem bölgesine gideceğiz. Unutulmadıklarını bilsinler. Bakalım 10. ayında deprem bölgesine. Yani depremden önce yaşıyorduk. Şu an yaşamıyoruz. Yani artık hele şimdi bu zamanlarda tam unutulmaya başlandık bile. Daha bir yıl olmadan unutulduk diyebiliriz. Gidecek bir yer yok, ev yok, iş yok, iş yeri yok, hiçbir şey yok. Yani bir şey yapamıyorsun, çaresizlik diyoruz buna. 6 Şubat depreminin üstünden tam 10 ay geçti. 10 aydır depremzedelerin yaşadığı çaresizlik değişmedi. Deprem bölgesinde ikinci kışa girdiler. Hatay'da hala çadırda, konteynerde yaşam mücadelesi veriyorlar. Ayda 1400 ilaç alıyorum. Devlet ödemiyor onu artık kanser 5 seneden sonra. Ben kendi imkanımla burada onkoloji doktoru yok Hatay'da. Mecburiyetten İskenderun'a gittim, Ankara'ya da gittim. Nahide Yiğitoğlu 62 yaşında meme kanseri. Depremde binası ağır hasar aldı, ardından yıkıldı. O 10 aydır bu çadırın içinde yaşamaya çalışıyor. Üstelik devletin ona verdiği 5000 liralık dul ve yetim aylığından başka bir gelir de yok. Yapabilir misiniz evinizi geri? Yapamam, imkanım yok. 5000'le ne yapabilirim ki be? Devlet kredi veriyor. Ben nereden o krediyi ödeyeceğim? Bir yıl içinde 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. 10 aydır size bir ev yapalım, bir ev verelim, bir şekilde. Yok, olur mu? Kim kime veriyor ya?
Yok. Deprem bölgesine bir yılda 319 bin konut sözü vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. 10 ay geride kaldı. Günter Bahçeci de %72 engelli. 3 bin lira kira yardımıyla 2811 lira engelli aylığı alıyor. 10 ayın sonunda iki çocuklu Bahçeci ailesi kendi imkanlarıyla aldıkları konteynerda yaşamaya çalışıyor. Birikmişimiz vardı bizim depremden önce. Onu koyarak bu konteyneri aldık. Sadece rahat uyuyabiliyoruz. Deprem korkusu olmuyor ama yaşam çok zor. Soğuk, hatta geçtiğimiz hafta bir hafta boyunca oğlum hasta kaldı. Sürekli hasta kalıyor. Burada 10 bin liradan aşağı bir yok. Yani 1+1 bir ev bulsan az hasarlı, o da 10 bin liranın altında değil. Az hasarlı eve razısınız. Tabii ki. Yani gene şeyden iyi, konteynerden iyi. Zaten hasarsız ev bulamazsın ki Hatay'da. Hatay'da yıkılması gereken binalar duruyor. Yıkılanların yeri, yani şehrin büyük kısmı enkaz. En büyük sorunsa barınma. Parkta çadırda kalıyorum. Evim yıkıldı, iş yeri yıkıldı. Defalarca şey istedim, konteyneri bir türlü gelmedi, gelmiyor. 12 defa AFAD'a gittim konteyner için. Para için, yardım için. Beklemedeyiz, sırada izlendi. 6 defa CİMER'e yazdım. Bıktım, yoruldum. Yani artık vazgeçtim. Efendim şimdi bakalım hakkını isteyen işçiye job. Arkadaşlar geri çıkın. Hakkını arayan işçilere jandarma biber gazı sıktı, copla müdahale etti. Şanlıurfa'da 10 gündür nöbet tutan tekstil işçilerinden 19'u ve 3 sendika yöneticisi gözaltına alındı. Hepimize müdahalede bulundular. Biber gazlarıyla, coplarla arkadaşlarımızı darp ettiler. Deprem zamanında benim 11 gün sigortamı kestiler. Aldıramıyorum artık. 10 yıllık elemanları da bizim gözümüzün önünde tazminatsız şekilde işten çıkardılar. Biz sendika değiştirme kararı aldık. Tekstil işçileri haklarını alabilmek için bir başka sendikaya üye oldu. Ancak iddiaya göre fabrika patronuyla sendika işbirliği içindeydi. Bir işçi işten çıkarıldı, diğer çalışanlar greve başladı. 10 gün önce de bir işçi arkadaşımız bu tehditlerle, sendika baskısıyla işten atıldı. Ve bu fabrikada patronun değnekçiliğini yapan bir sendika var. Nöbettekilerin 10. gününde jandarmanın sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldığı işçiler, aralarında sendikalarında olduğu 22 kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı. İşçiler ve üye oldukları yeni sendika ise geri adım atmamakta kararlı. Her gün bizi gözaltına alabilirsiniz, tomalarla, gazlarla saldırabilirsiniz. Buradan hakkımızı almadan ayrılmayacağız. Gelelim hayat tazminatına. Pek çok mesajda da kıymetli izleyicilerimizden geliyor. Hayat tazminatı biliyorsunuz. Herkes ses yükseltti. Biz de isteriz diye. Ama tüm memurlar isteyince geri çektiler. Efendim duyduk duymadık demeyin. BDDK İstanbul'da yaşayan 400 üyesine her ay 45 bin lira hayat pahalılığı tazminatı ödeyecekmiş. Oh ne ala memleket değil mi? Sizin İstanbul'da kirasını ödeyemeyen binlerce üst düzey bürokratınız var. Hakimleriniz var, emniyet müdürleriniz var, milli eğitim müdürleriniz var, profesörleriniz var, doçentleriniz var. Söz konusu tazminatın mühendisler ile akademik kadro başta olmak üzere diğer kamu çalışanlarına da ödenmesi için düzenleme yapılması gerekli görülmektedir. Sadece BDDK çalışanlarına ödenecek 45 bin liralık hayat tazminatına muhalefet gibi Cumhur İttifakı ortağı MHP'den de ses yükseldi. Geçim tazminatı tüm kesimlere verilmeli önerisi geldi. Tepkiler üzerine iktidar, BDDK'ya özel hayat tazminatı düzenlemesini geri çekme kararı aldı. Tüm kesimler düzenlemenin tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletilerek meclise gelmesini bekliyor. Tüm kamu çalışanlarına kira yardımı, ulaşım yardımı,
kreş yardımı mutlaka yapılmalı. Bu Adalet Bakanlığı'nda çalışan bir kişi İstanbul'daki hayat şartlarındaki zorluklar nedeniyle geçinemediği için bu kişi bu ilanda yerini değiştirmek istediğini söylemiş. Özellikle büyük şehirlerde memur, işçi, tüm ücretliler artan kiralar ve hayat pahalılığı karşısında sıkıntıda. İktidarsa torba yasaya Şahap Kavcıoğlu'nun başında olduğu BDDK'ya özel bir madde ekledi. BDDK yöneticileri ve 400 uzmanına 45 bin lira hayat tazminatı ödenmesi için. Gerekçesi İstanbul'da geçinememeleri. Hemşire için, polis için, öğretmen için İstanbul'da hayat pahalılığı yok mu? Hayat sadece İstanbul'da mı pahalı? Ülkenin dört bir yanı pahalılıktan kavrulmuyor mu? Asgari ücretli ne yapacak? 7500 lira alan emekli ne yapsın? Ölsün mü? Tabiri caizse nefes alamıyoruz. Yaşayamıyoruz. AKP'nin bir an önce torba yasayla değil, insanca yaşayabileceğimiz bir ücret için ek protokolle bu düzenlemeyi yapmak zorundalar. Kamu mühendisleri var, öğretmenleri var, polis memurları var, emniyet müdürleri var, sağlık çalışanları var, tapu kadastro memurları var, ceza infaz memurları var. Tabii ki BDDK'da çalışanlar da hak ettikleri ücretleri alsınlar ama herkese verilmesi gerekir. İktidar tepkilere karşı bir açıklama yapmıyor ama BDDK'ya özel hayat tazminatı düzenlemesini içeren maddenin geri çekileceği konuşuluyor. Tüm sabit gelirler için yeni bir destek düzenlemesi mi meclise sunulacak? Gözler iktidarda. Şimdi efendim, bu gündeme gelmese torba yasaya eklenmiş. Çok ehemmiyetli bir şey olduğu belli. Yazık oldu ama bir bahaneleri var. Diyorlar ki çekiyoruz. Tüm memurlara genişleteceğiz, onun için çalışma yapacağız. Nasıl çekeceklerdi başka? Sizce yapacaklar mı? Arada unutulmasını ümit edecekler belki. Ama bu bahaneyle bu efendim, teklifi geri çektiklerinde korunabilirler mi eleştirilerden? Bence korunamazlar. Çünkü bir millet bekliyor. Herkesin hayat tazminatına hakkı var. Çünkü yanlış kararlarla insanlar muazzam bir hayat pahalılığıyla uğraşıyor. Ve o zararları kapatmak için de bu memleketin insanının vergileri, emeği bunlar kullanılıyor. Kendilerinin cebinden bir kuruş para çıktığı yok. Patron sizsiniz. Efendim, gelelim şimdi İstanbul'da yaşamın maliyetine. İstanbul'da ilk başta insanları zorlayan kiralar, aşırı derece kira fiyatlarının artması, yol ücretleri. İstanbul'da yaşamı zorlaştırdılar. Bunun da sebebi 20 yıllık hükümet devlet çalışanlarına konut sağlayıp onların kiralarını, maaşına ödemeleri gerekiyordu. Biz bu koşulları kabul ederek bu şehirde yaşadık ama son 1-2 yıldır bizi sarsıyor. Ankara'dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına hayat tazminatı gündeme gelince gözler İstanbul'da yaşamanın maliyetine çevrildi. İstanbul Planlama Ajansı 4 kişilik bir ailenin İstanbul'da yaşam maliyetinin 47.493 liraya yükseldiğini açıkladı. Bu rakam memur maaşının 2, asgari ücretin 4, emekli maaşının ise 6 katı. Bu ayın sonunda 37,5 olacak kira. Ben Mardinliyim, Midyatlıyım. Kira orada 2-3 bin lira, burada 20 bin lira aynı kira. Memur ne yapsın? Nasıl yaşasın? Nasıl ayakta dursun? Asgari ücretlinin, memurun, emeklinin maaşı 81 ilde aynı. Ama büyük şehirlerde yaşam çok pahalı. İstanbul'da konutların metrekare fiyatı Türkiye ortalamasının çok üstünde. Konut fiyatları arttıkça kiralar da tırmanıyor. İstanbul'da yaşamak çok çok pahalı. Yani bugün iki çocuk, anne baba, 4 kişilik bir ailenin İstanbul'da şu an geçinebilmesi için en az 40 bin liraya ihtiyacı var. Normal bir evde oturup, normal bir muhitte oturup İşte çocuklarını da devlet okuluna gönderirlerse. Maaşlarla yaşam maliyetleri arasındaki uçurum giderek artıyor. Özellikle İstanbul'da başta kiralar olmak üzere ulaşım ve eğitim ücretleri diğer illere oranla çok daha yüksek. Alınan maaşlarsa aynı. Toplu ulaşım ücretlerinde de İstanbul zirvede. Bazı illerde 10 liranın altında. Özel okul ücretleri de farklı değil. Aynı özel okulun aynı kademesindeki öğrenciler için aileleri İstanbul'da 169 bin lira ödüyor yıllık. Diğer illerde ise çok daha az. İki çocuğumuz var. Birisi ikinci sınıf, birisi altıncı sınıfa gidiyor. Bırakın okulları, servisler bile bir okul kadar bir fiyatlar
çıkarmaya başladılar. Hayat çok pahalı. İstanbul'dan tersine göç başladı. Bir kişinin yemeği neredeyse günlük 500 lira. Şu anda 25-30 milyardan aşağı hiçbir insan yaşayamaz İstanbul'da. Alınan maaşlarla Türkiye'nin her yerinde geçim zor. Ama kiradan gıdaya İstanbul'da geçim mücadelesi günden güne daha da zorlaşıyor. İstanbul'da çoğu insan asgari ücret alıyor. Belli bir kısım var asgari ücretten 4-5 bin lira, 6 bin lira fazla filan alıyorlar yani. Bu kadar almışan bir para almıyorlar İstanbul'da çalışanlardan. Bu maaşı reva görenlere bir ay o maaşla geçinmelerini tavsiye ediyorum. Bu ülkenin yükünü memurlar çekiyor. Şimdi elbette yine kıymetli izleyicilerimizden pek çok mesaj var. Sadece büyük şehirlerde mi, sadece İstanbul'da mı hayat pahalı? Her yerde zor, her yerde zorlaştı diye. Doğru, doğru. Ama büyük şehirlerde yaşayanların, dünyada da böyle. Garip bir durum var. Emily Feldman isimli bir arkadaşım var. Bir aralar New Yorker'da yazıyordu. Şöyle dedi. Bu büyük şehirlerde yaşayanlar, İstanbul, New York gibi, çok zor şartlarda yaşadıklarını, ki öyle gerçekten, sıkış tıkış, çalışma filan, hava kirli. Bunu söyleyip başkalarını küçük görüp bir de böbürleniyorlar. Bu dedi tuhaf değil mi? Peki niye geliyorlar? Efendim neyse, devam edelim. Şimdi geldik. Enflasyon artacaksa çalışana neden tek zam? En az bir 20 bin olması lazım. Şimdi eşimle birlikte çalışıyoruz mecburen. Birininki kiraya, birininki geçime. Sayın Erdoğan, 2024 yılı itibariyle maaşların 6 ayda bir, 12 ayda bir zamlanacağını söyledi. Bir kez verilecek zamla bu iş biter dedi. Baz etkisiyle Haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Fiyat artışları durmadığı müddetçe, enflasyon devam ettiği müddetçe, yani bir kere bu meseleyi görüşmek doğru değil. Bir de utanmadan çıkıp biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz diyorsunuz. Ayıptır, günahtır. Muhalefet de Türk İş'te 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılmasına tepki gösterirken, Ocak ayında yapılacak tek zamla bu iş biter diyen Cumhurbaşkanı, 2024 Haziran'a kadar enflasyonun yüksek seyredeceğini söyledi. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür ücret, maaş ücret ayarlamalarının daha sık yapılması söz konusudur. Yani çünkü hızlı enflasyon var, refah kaybı oluşmasın diye. Bir kere belki tam vermeler lazım. En az 25 olması lazım. 6 aydan 6 vermeyecek. Bir kere sene bir sene verecektir. 25 verseler de bir ay sonra şey zam yapacaklar. Yine her şey aynı. Bugünden tek asgari ücret zammı yapılacak açıklaması bir ay sonra yine açlık sınırının altında kalacağı gerçeğini örtmüyor. Öyle olacaksa hiç olmaz. Bir alt grubu dinlemeleri, yaşamaları lazım bizim hakkımızı savunmaları için. Herkes boru üttürüyor ama herkes kendi aldığı paraya göre konuşuyor. Enflasyonu durdursunlar. Bu fiyat artışları dursun, yılda bir kere olsun, bir mahsuru yok. Enflasyonun yükseldiği ortamda tek zamın kabul edilemez olduğunu Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir gün önce görüştüğü Çalışma Bakanı'na da söyledi. CHP heyeti de Türk İş'i ziyaret etti. Gözler 11 Aralık'taki ilk toplantıda. Türk İş adına 4 asgari ücretli çalışan geçim sıkıntısı beklentisini iktidara anlatacak. Enflasyonun düşmesi lazım. Bunun biraz duraksaması lazım. Maaş yükseldiği zaman alacağımız şey tekrar artıyor. Benzin artıyor, bir yandan kiralar artıyor. Her şey arttığı için zam olsa bile bir çözüm odaklı değil bence. Şimdi efendim söylenen şey şu. Baz etkisiyle, baz etkisi şu demek. Geçen sene enflasyon neyse, ya zaten yer çekimi dolayısıyla ya onun üstünde ya altında olacak. Yani bir ekonomi politikasıyla falan ilgili değil bu. Baz etkisi dedikleri o yani. Yani zıplıyorsun böyle yere düşüyorsun ya, bu baz etkisi işte. Dolayısıyla geçen seneye göre yükselecek diyorlar. Bir önceki sene de ondan önceki seneye göre düşmüştü. Onun seçimden önce tadını çıkardılar. Peki soru şudur. Hükümet bu arada ne yapıyor? Türkiye'nin ekonomisini yer çekimi mi yönetiyor? Madem yükselecek tek zam niye veriliyor? Efendim, esnaftan öğrenciye yemek desteği. Pilav üzeri, tavuk pilav, kavurma, salata, ciğer, patlıcan kızartması, 12 çeşit ayrı ayrı yemeklerimiz var. Günde 13 öğrenci kardeşimize ücretsiz yemek veriyoruz burada. İşletme sahibini tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Burada da yedik. Çok beğendik biz. Bunu da çok destekliyoruz. Esnafa yapmış olduğu çağrıya karşılıktan biz de bu çağrıya kulak verdik ve katıldık.
Sosyal medyadaki çağrı karşılık buldu. Restoranlar üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek vermeye başladı. Üniversite yemekhanelerinde fiyatlar %100 ile %250 arasında zamlandı. Kısıtlı bütçeleriyle öğrencilerin karnını doyurması zorlaştı. İstanbul Kadıköy'de esnaf sosyal medya üzerinden birleşti. Her gün belirli sayıda öğrenciye yemek veriyorlar. Geldikleri zaman sadece öğrenci kimlik kartını gösteriyorlar. Biz de karşılığında herhangi bir ücret talep etmeden istedikleri menüye yardımcı oluyoruz. Sizin de yemek ücretlerine zam geldi mi? Evet. 5 liradan 15 liraya çıktı. Ben yarı zamanda çalışıyorum. Yemek ücretleri çok zamlandı. Dayanışma yaşatır diyen Kadıköy esnafı üniversite öğrencilerini unutmadı. Restoranlarının kapısını öğrencilere açtı. İşte o restoranlardan biri de bu pilavcı. Günde 13 üniversite öğrencisi bu pilavcıdan ücretsiz yemek yiyor ve bu masaya oturduğunda istediği menüyü seçme şansı oluyor. Kimden çıktı bu fikir ilk başta? Ben ve 5 kardeşim hepimiz de üniversite mezunuz bu arada. Önceden neler çektiğimizi çok iyi biliyoruz. Yaşadığı zorluğu unutmadı Feyyaz Keserci. 13 öğrencilik limit koydu ama bazen bu sayının da üstüne çıkıyor. Öğrenci geldiğinde istediğini yiyebiliyor mu? Hiçbir şekilde bir kısıtlama yok. 9.50'de okuyorum zaten. Eylemlere bizzat şahit oldum yemekhanede. Bir yıl içinde 19 liraya 18 liraya çıktı yemek ücretleri. Canı tavuk yemek isteyen üniversite öğrencileri için bu tavuk restoranı da kapılarını açtı. Öğrenciler buraya geldiğinde istedikleri bir tavuk burger menüyü ücretsiz yiyebiliyorlar. Gelen ilk 10 öğrenci kapıda belirtiyor kendilerini ama gene genel olursa yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii ki. Umarım sayısı artar buranın geliriyle beraber. 10 kişiden daha fazla olması daha yararlı olur diğer insanlar için. Esnafın dayanışma anda şimdilik gönüllü 25 restoran var. Sayı günden güne artıyor. Öğrenciler ise kalıcı çözüm bekliyor. Devletten de yardım alsak güzel olabilir bu konuda. Efendim, esnafımızla ilgili şunu da söyleyelim. 9000 günden prim gününü Bağkur 7200'e indireceklerdi. Öyle mesajlar var. Sözler nerede? Unutuldu mu? Ve şimdi bakalım. Kara para, siyaset, bir sürü tartışma var. Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı dedi ki ortada bir ahlak sorunu var. Sorumlusu iktidardır. Türkiye haftalardır güzellik merkezleri üzerinden para aklayanların avrolu bigudilerini konuşuyor. Dolandırılan spor insanlarını, kaptırdıkları milyon dolarları konuşuyor ve konuşuyoruz. Bu bir ahlak sorunudur. Bu sorun düpedüz bir iktidar sorunudur. Bakın, muhafazakarsınız ya. Bu memlekette ekonomi çöker, işsizlik artar, dolar yükselir ama bu memlekette ahlakı yok ettiniz. Ahlakı, utanmayı yok ettiniz, arı yok ettiniz. Türkiye haftalardır güzellik merkezleri üzerinden para aklama iddialarını, dolandırılan spor insanlarını ve kaptırdıkları milyon dolarları konuşuyor. Siyasette ise fırtınası sert esiyor. Muhalefet yaşananların sorumlusu iktidar diyor. Para aklayanlar konuşuluyor ama parası aklananlar nedense hiç konuşulmuyor. Cambazlar konuşuluyor ama sirkin sahipleri nedense hiç konuşulmuyor. Erdoğan Süleyman Soylu'ya talimat veriyor. Bunu çözün diyor. Bir dolandırıcılık var, bir kalpazanlık var, bir üçkağıt var. Sayın Cumhurbaşkanı Allah aşkına buradaki konumu ne? Banka müdürü Seçil Erzan'a 10 milyonlarca dolar para kaptıran futbolcuların Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediği, İstanbul Havalimanı'nda görüştükleri yalanlanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizbank müdürü Hakan Ateş'i araması için dönemin İçişleri Bakanı Soylu'ya talimat verdiği de. Cumhurbaşkanı Nisan ayı içinde futbolcularla bir havaalanında buluşuyor. Yandaki bakanlardan Süleyman Soylu'ya bütün bu işleri o yapar, iyi biliyor. Söyleyin Hakan Ateş'e bu işi halletsin, bu zor bir iş değil. Ve şimdi Sayın Cumhurbaşkanı haberi yokmuşçasına hukuk karar verecek diyor. Muhtemeldir ki hukuka da bir başka yoldan haber gidecek. Bu önemli bir şey değil, kapatıverin bunu diyecekler. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir cumhurbaşkanı gelip sahtekarlar arasında, kalpazanlar arasında ara buluculuk yapamaz. Peki biz bu hale nasıl geldik? Ekonomi yönetimini eline yüzüne bulaştıran iktidar geçtiğimiz Mart ayına kadar uyuşturucu satana getir paranı dedi. Kaçakçılık yapana getir paranı dedi. Akşener iktidarın kayıt dışı parayla ülkenin kapılarını açarak tüm bu sürecin de önünü açtığını iddia etti. Asıl suçlu iktidar dedi. Efendim ve Seçil Erzan'ın avukatı sadece Fox Haber'e konuştu. Bakalım şimdi milyon dolarlar nerede? Siz de,
Bu parayı kim ödeyecek? Para seçiler zanda mı? Para seçiler zanda değil. 2011'den 2022'ye kadar bu kız bunu yapmış zaten. Oradaki insanlara bir sormak lazım. Seçil hiç mi kimseye para kazandırmadı? Oturdukları evde, bindikleri arabalarda, çocuklarının üniversite tahsillerinde Seçil'in bir ifadesi var. Para herkesin karısının taktığı saatlerde diyor. Bu para seçildi değil. Türkiye'nin konuştuğu fon dolandırıcılığı davasının kilit ismi banka müdürü Seçil Erzan'ın avukatı ilk kez ve sadece Fox Haber'e konuştu. Fox Haber muhabiri Öznur Aslan en çok merak edilen soruyu sordu. Seçil Erzan'ın yüksek kar vaadiyle topladığı milyonlarca dolar nerede? Paralar Seçil Erzan'da mı? Açık bir yerlerde değil, gömülü değil. Bu ismi geçen kişilerin faizinde, ismi geçen kişilerin evlerinde, arabalarında, kasalarında. Bu paralar burada. Denizbank'ta gişe memuruyken hızla şube müdürlüğüne yükselen futbolculardan iş insanlarına çok sayıda önemli müşterinin hesap hareketleriyle ilgilenen Seçil Erzan fon dolandırıcılığıyla suçlanıyor. 226 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Avukatı Nazlı Nadide Karaaslan 12 yıl boyunca müşterilerine yatırım danışmanlığı yapan Seçil Erzan'ın 2021 yılında riskli bir yatırım yapıp battığını, fon dolandırıcılığının da o tarihten sonra başladığını anlattı. Spekülatif bir yatırım fonundan kağıt alıyor ve tamamen para yok oluyor. O günlerde Seçil o parayı kurtarmak namına insanlardan para alıyor. O spekülatif kağıdı da kendi için mi almış yoksa bir müşteri için mi? Bir yakını için almış. Hem müşterisi hem yakınıymış. O da ticari hayatta başarılı bir iş insanıymış. Onun gözünde bu kağıdı beceremedin der diye yapmış. 2021'in sonunda bu enflasyonist döneme girdiğimiz bir dönem. Dolar bir anda çok yükseliyor. Seçil'in de o dönemde bir 2 milyon dolarlık falan açığı var. 3 milyon liralık açık kapanamadığı gibi Seçil Erzan memleketi Çorlu'dan tanıdığı Ali Yörük'le para alışverişine girdikçe açığı büyüyor. Fox Haber, Arda Turan adına çekilen 33 milyon liralık kredinin bankada Seçil Erzan ve diğer çalışanların gözü önünde Ali Yörük'e verildiği anların görüntüsüne ulaşmıştı. Seçil Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan da o ismi ve yakınlarını işaret etti. O dönemde Aliler'le tanışıyor. Aliler de Seçil'in Çorlu bölgesinde çalıştıkları için insanlara ne kadar fayda sağladığını ve para kazandığını çok iyi biliyorlar. Bir veriyorlar, üç alıyorlar. Üç veriyorlar, beş alıyorlar ve sonra diyorlar ki yani biz bunu aldık ama tefeci bizim peşimizi bırakmıyor. Senin de banka müdürü olduğunu öğrendiler. Bak başın yanar. Sonra işte Florya'da bahse geçen bir tefeci bey var. Ona gidip oradan para alıyorlar. Onun parasını ödemek için sisteme Semih giriyor, işte Semih Kaya giriyor derken aradaki rakam böyle büyüyor. Yani Seçil'in kontrolünden çıkıyor. Avukat Karaaslan Seçil Erzan'ın eriyip giden mal varlığına dikkat çekiyor. Kapsamlı bir MASAK raporuyla soruşturmada adı geçen ve olağan dışı zenginleşenlerin tespit edilebileceğini ve paranın nerede olduğunun ortaya çıkacağını savunuyor. Herkes Seçil'e çok güzel hediyeler almış. Kapısına gelenler ne içersin ne yersin, köyünden bir şeyler gönderen, pahalı hediyeler alanlar. Bu neyi gösterir? Demek ki Seçil hepinize bir katkıda bulunmuş, hepinize bir artı değer, hayatın olağan akışı dışında bir fayda sağlamış ki siz Seçil'e bu kadar Seço diyebilmişsiniz. Hiç para almadık, hiçbir araya gelmedik diyen insanlara sesleniyorum. Biz kabul ediyoruz Seçil haksız, Seçil suçlu, Seçil borçlu. Ama insanlar da lütfen çıksın söylesin. WhatsApp yazışmaları ve HTS kayıtlarını eşleştirdiğimizde hiç para almadık diyenler var ya, onlar ne cevap verecekler ben çok merak ediyorum. Bu para Seçil'de değil. Soruşturma aşamasında ama bu dosyayla birleşmesini beklediğimiz şikayetçiler var. Onlar da... Öznur Aslan ve Mustafa Soybaş'ın özel haberiydi. Şimdi biliyorsunuz Fatih Terim'in avukatları açıklama yapmıştı. Fatih Terim fonu değil bu demeyin diye. Dolayısıyla Fatih Terim fonu demeyelim demiyoruz. Banka açıklamalar yaptı biliyorsunuz. Bankayı ilişkilendirmeyin. Bankanın genel müdürü Hakan Ateş fonu değil bu demeyin. Tamam demiyoruz. Biz Seço'da da yokmuş para. Paralar Seço'da da değil. Biz de o yüzden dedik biliyorsunuz artık Mahmut diyelim. Mahmut fonu. Peki bu Mahmut fonunda şimdi anladınız değil mi? Memleketin paraları böyle küçük küçük yığınla örnekle nasıl uçuyor? Biliyorsunuz değil mi? Balta suya düştü. Su nerede? En sonunda dağ nerede diye bitiyordu. Yandı bitti kül oldu. Patron sizsiniz, bunları görün bunları. Efendim bakalım şimdi havadaki eurolara
soruşturma. Yemin et bana, bu çeşme aktığı sürece beni sevecek misin? Yemin ederim ki bu çeşme aktığı sürece, hatta kurusa bile, benim kalbimdeki aşk sönmeyecek. 720 tane fenomen listesinin içerisinde biz de vardık. Tedbir amaçlı konulan bu mal varlığımıza herhangi bir suç teşkil etmiyor. Savcılar mal varlığı, hani mal kaçırmayalım diye tedbir koyuyor. Yine bir güzellik salonu zinciri sahibi, yine saçılan eurolar, dolarlar, yine gözler önüne serilen şatafatlı bir hayat. Lüks evler, tatiller, otomobiller. Sosyal medyadan 6,5 milyon kişinin takip ettiği, Dilan Polat'ı sektöre ben soktum diyen fenomen Nesim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı. Mal varlığına el konuldu. Sırtımızdan vuranlara, uyumuzu kazanlara haber salın geliyorum. Kurtlar sofrasında kimse önünden yemez. 37 yaşında 127 güzellik salonu var Nesim Güngen'in. Dilan Polat gibi kozmetik markasıyla milyonlarca takipçisi ve servetiyle, eşiyle yaptığı paylaşımlarla gündemdeydi. Hatta 2021 yılında eski Sanayi Bakanı'nın ziyaretinde sektöre ilişkin bilgi verip destek sözü almıştı. Mustafa Varank'la fotoğrafının yanına Ar-Ge toplantısı yaptıklarını ve toplantının çok verimli geçtiğini yazmıştı. Sonrasında da şube sayısını artırmaya devam etti. Dilan Polat gibi şarkı söyleyip klip de çekti. Dilan Polat doğum fotoğrafçısıyken Polat'ı güzellik sektörüne sokan kişi olduğunu açıklamıştı Nesim Güngen. Sonra ikilinin yolları ayrıldı, rakip oldular ama soruşturma sırası ona da geldi. Fenomenlere yönelik incelemede Nesim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına el konuldu. Güngen bekliyorduk açıklaması yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok, bunu zaten biliyorduk, bekliyorduk. Birçok fenomenin nasıl hesaplarına el kondu. Ne iş yapıyorsunuz? Kocamın karısıyım. Engin Polat, Dilan Polat'ın arabaları peş peşe gidiyor. Konvoy halinde giden bu lüks araçlarsa Polat çiftinin el konulan otomobilleri. 7 Emin Otoparkı'na çekilmişti. Günlük otopark ücreti ödenmemesi için lüks araçlar Polatların şirketine atanan kayyumun talebiyle TMSF Otoparkı'na çekildi. Haram para. Neymiş haram paranın sadakası olmaz. Evet, bir kıymetli izleyicimiz diyor ki Selçuk Bey, bugün 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü. Özür dilerim. Başka kimse dilemiyor. Ben dileyim bari. Patron sizsiniz. Şimdi gelelim fenomen zımbırtılarına. 3 yılda sadece 20 bin lira vergi vermişler. Eğlendiriyor beni dedikodularınız. Yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız. Ne gözünü tutar ne de beddualarınız. Bu da sertifikası. Artık 24 ayar altın yemedim demem. Hayırlı olsun. 3 yılda 20 bin liralık vergi bir kere zaten komik bir tutar. Yani o vergi hiç vergi vermemekle neredeyse eş değer. Hayatım. Efendim? Yemek hazır mı? Evet. Al şu ekmeği kes bakalım. Senin canın külçe çeker de ben almaz mıyım? Bu kadar hızlı beklemiyordum. Eşinin kendisine hediye ettiği külçe altınlarla ve paralarla sosyal medyada paylaşımlar yapıyor, lüks hayatlarını sergiliyor. Ancak sosyal medya fenomeni Nevra Bilem'in eşinin iki şirketi için devlete 3 yılda sadece 20.257 lira vergi ödediği ortaya çıktı. Hayatım ne yaptın? Bence fazla şaşırma hayatım. Asıl hediye burada. Şaka yapıyorsun. Hayatım, külçeden bahsediyoruz. Evet. 1 kilo. 1000 gram. 3 tane. Elde ettikleri geliri beyan etmiyorlar. Kanun size diyor ki gideceksiniz, beyannamesini vereceksiniz. Eğer siz elde ettiğiniz geliri beyanname usulüyle göstermezseniz bu bir suç. Ama denetlenmediğiniz için yakalanmıyorsunuz. Bu tezgah böyle gidiyor. Dilan Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Nevra Bilem. Dilan Polat'ın yakın arkadaşlarından. Onun da kısa sürede takipçi sayısı da arttı, lüks yaşamındaki şatafatta. Fenomenler mercek altına alınınca reklam dolandırıcılığı iddiasıyla Nevra Bilem hakkında da ihbar yağdı emniyete. Aşkım, bunlar da yaşı benim mi? Yok artık aşkım ya, inanmıyorum. Bu da sana bayramlık hediye. Ay teşekkür ederim, kaç tane var burada? Onlar 30 tane. İnanmıyorum.
Bilmiyorum. Bu fenomenler veya vergi kaçakçıları şikayet edilmedikleri sürece veya şüpheli bir işlemde bulunmadıkları sürece gayet rahat şekilde vergi kaçırabiliyorlar. Nevra Bilem'in eşi Murat Bilem'in 3 yılda devlete 20.257 lira vergi ödediğini ortaya çıkardı gazeteci Murat Arel. Eşine hediye ettiği külçe altınların ise sadece birinin fiyatı 2 milyon liraya yakın. Yemin ediyorum bak bu kadar hızlı verken. Kalbim duracak. Peki normal bir vatandaş bu vergiyi ne kadar sürede ödüyor? Yoksulluk sınırında 2,5 ay çalışan bir kişi bu kişinin 3 yılda ödediği vergiyi ödüyor. Nasıl bardak? Bardak efsane, bayıldım. Sosyal medyadan altınlarıyla paylaşım yapmıyor artık Nevra Bilem. Henüz soruşturma yok. Fox Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre ise sosyal medya fenomenlerinin bu kadar rahat olmasının sebebi denetimsizlik. 10 yıl önceyle kıyasladığımız zaman 9 binlerden 7 binlere gerileyen vergi müfettiş sayısı, bu 7454 müfettiş hangi şirketi denetleyecek? Nasıl bir oyun kuruyorlarsa kursunlar, ben o oyunu bozarım. Bakalım kadınlar kime ağladı? Bu ilin çöktüğün numarı sadece uğrarmıyor. Çeyde kumuşumur dama. Kuzey Kore lideri kadınlara daha fazla çocuk doğurun dedi, hem ağladı hem ağlattı. Niye çakçılgıysa şecaktındak vasin Kim Jong-un donge marsımıl miyongsimago. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Ulusal Anneler Günü etkinliğinde binlerce kadınla bir araya geldi. Konuşmasında doğum oranlarındaki düşüşe dikkat çekti. Düşüşü durdurmanın önemli olduğunu söyledi. Bu kadınların görevi dedi. Kadınlara daha fazla çocuk sahibi olma çağrısı yaptı. Konuşurken duygulandı, gözyaşlarını tutamadı. Kuzey Kore lideri gözyaşlarını mendille silerken duygu seli salona yayıldı. Geleneksel kıyafetleri içinde konuşmayı dinleyen kadınlar da onunla birlikte ağladı. Bir izleyicimiz ben Mahmut fonum falan yok demiş. Bütün Mahmut isimli değerli insanlarımızı tenzih ederim. Bu başka bir şey. Efendim şimdi bir ara, sonra bir dakika bölümünde buradayız. Efendim Cumhurbaşkanı'nın Yunanistan gezisinden önce Yunan basını da belki alır. Seslenelim. Kala endaksi. Sedümese kaliteres meres. Ama şu adaları silahlandırmaktan da vazgeçin. Bizden sonra Şahane Hayatım Var yeni bölümüyle iyi seyirler. Taşına, toprağına.